بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمن بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ربي خلايا لاشترز ولا Ya Rabbi hayırlısıyla itmam etmeyi, ikmal etmeyi nasip ve müyesser Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay yoktur ve eğer sen istersen gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim bugün Fatiha Suresinin son iki ayeti ile vaktimizi değerlendirmeye çalışalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. İhdine sıratel müstakim. Yüce Allah buyuruyor ki, Allah'ım bize sırat-ı müstakimi nasip eyle, ona hidayet eyle, ona yönlendir, onu nasip eyle. Burada Allah'tan Celle Celaluhu ne isteyelim diye bir soru sorulsa cevabını burada buluyoruz. Allah Celle Celaluhu ne istediğimizi emrediyorsa onu isteyelim. Neyi emrediyor? İşte bu ayeti. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ dememizi emrediyor. Sırat-ı müstakimi bize nasip eyle, bize hidayet ver, bizi yönlendir diyoruz ve bunu talep ediyoruz. Bu dua talep duasıdır. Tabi daha önce de geçmiş olabilir. E, dua iki çeşittir. Bir, sena yani Allah'ı övme. İkincisi talep, ihtiyacımızı Allahu Teala'ya her şeyi bildiği halde arz etme ve ondan isteme. Her ki dua ibadettir ve bu duadan ötürü kul arzu ve isteğini elde ettiği gibi edeceği gibi inşallah Allah'ın lütfuyla ibadette yapmış olacağından sevap kazanır. Demek ki dua iki bölümdür. Sena duası Nasıl sena duası? Mesela diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a aittir. Bakın burada pek bir şey istemiş olmuyoruz. Ya burada Allah'ı övüyoruz. Hamd O'nundur. Ar-Rahman, Rahim diyoruz. Rahman ve Rahim'dir Yüce Allah. Burada da pek bir şey istemiyoruz ama Yüce Allah'ı övüyoruz, meth ediyoruz, methü senada bulunuyoruz. Bu nedir? Duadır ve ibadettir ve sevabı var. Ayrıca Kur'an olduğu için sevabı var. Okuduğumuz Kur'an'ın zaten sevabı var malum. Burada da ehdine sıratel müstakim dediğimiz zaman burada istiyoruz. Bakın istiyoruz. Ya Rabbi bize sırat-ı müstakimi nasip eyle, hidayet eyle. Hem duadır, hem taleptir, hem ibadettir ve sevaptır. Demek ki Yüce Allah bize emrediyor, benden bunu isteyin. Çok aziz, çok kıymetli bir şeydir ki biz de bunu istiyoruz. اِهْدِنَا اَصْصِرَاتَ müstakim, Bize doğru, doğru yolu nasip eyle, onu ilham eyle Allah'ım diye Allah'tan böyle bir istekte bulunuyoruz. Hidayet, ittiba, bu yolu, bu müstakim yolu nasıl elde edeceğiz? İttiba ile, Kime? Allah'a, kitabına ve Resulullah'ın kendisine aleyhissalatu vesselam sünnetine ittiba ederek biz bu mertebeye, bu kıvama, bu aşamaya, bu şerefe, bu devlete ulaşacağız. Allah'ın izniyle. İttiba çok şereflidir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي Allah celle celaluhu peygambere emrediyor, diyor de ki benim kullarıma. Eğer gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. O zaman Allah'ı seviyorum iddiasında olan kullar peygambere tabi olacak. Eğer peygambere tabi olabiliyorlarsa her anlamda ellerinden geldiği kadar o zaman Allah da onları sevecek. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'unni yuhibbukum Allah eğer Allah'ı seviyorsanız gerçekten bana tabi olun. O zaman Allah sizi sever. Ve sizin de günahlarınızı bağışlar. Bu büyük bir nimet. Yani bir kul hayatında elinden geldiği kadar fiilleriyle, konuşmalarıyla, davranışlarıyla her manada Hazreti Peygamber'e ittiba edecek, uyacak. Elinden geldiği kadar. Kur'an'ın ve sünnetin, Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilen alimlerin bize ilettiği kadar, anlayabildiğimiz, yapabildiğimiz kadar, eğer biz Peygamber'e ittiba edersek, peşinden gidersek, o zaman Yüce Allah'ı sevdiğimizin doğruluğu ortaya çıkar, Allah da Celle Celaluhu bizi sever ve günahlarımızı bağışlar. Peki, Allah'ı sevmek ne demek? Allah'ı sevmek demek onun emrini öne almak, onun yasaklarından kaçmak, onun gösterdiği yolda yürümek, onun adres gösterdiği yere gitmek ile mümkündür. Bir de yüce Allah'ın kulu sevmesi, onu muvaffak etmesi, hidayette tutması, onu ayakta tutması, ona zarar veren şeylerden onu koruması demektir. Yüce Allah kulunun lehine, onun hayır kazanması için ona yolları gösterir. Mesela bir başka ayeti kerimede yanılmıyorsam Ankebut 6 ve Ankebut 69 ayeti kerimelerinde mücahededen bahsediliyor. Allah buyuruyor ki وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيُّنَّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ kim gayret ederse, her da cihad ederse, sadece kılınçla, silahla değil, gerektiği zaman o da elbette. Ama kitap yazarak, makale yazarak, hayrı insanlara ulaştırarak, nefisle, şeytanla, heva ile, haramlarla, masiyetlerle mücahede ederek, onlara karşı koyarak, eğer bir mümin gayret ederse, Allah buyuruyor ki, bunu kendisi için yapmış oluyor. Allah'a bir faydası yok ki bunun. Ve akabinde buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يُّنْ عَنْ عَالَم۪ينَ Şüphesiz Allah alemlerden müstahnidir. Ne insanlık alemine ihtiyacı var, ne cinlerin, ne meleklerin, ne hiçbir şeyin. Yani bütün kullar ve bütün canlılar Allah'a isyan etse haşa, ona zerre kadar zarar veremezler ona 24 saat başlarını secdeden kaldırmamak suretiyle ibadet etseler ona zerre kadar fayda veremezler. Öbür ayette de buyuruyor ki vallazina cahadu fina lenehdiyennhum subulana ve inna bizim uğrumuzda gayret edenler. Evet onlara yollarımızı gösteririz. Canibimize gelen yolları gösteririz. Hidayeti gösteririz. Hidayetin üzerinde ayaklarını sağlam tutarız. Hidayeti engelleyen şeyleri onlara yaklaştırmayız. İhlaslı amel ederler, yaptıkları işi düzgün yaparlar. Çünkü ayetin sonunda buyuruyor ki Yüce Allah وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Şüphesiz Yüce Allah ihsan makamında adeta ibadet edenlerle beraberdir. Nedir ihsan? İhsan değerli kardeşlerim, Peygamberimizin tarifiyle aleyhissalatu vesselam en ta'budallaha ke enneke tarah fe illem tekun tarahu fe innehu yarak İhsanın iki derecesi var. Bir, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek e bizim gibi insanların yüce Allah'ı dünyada görmesi mümkün değil. O zaman ikinci anlamı ihsanın Allah sizi görüyormuş inancında sizin iş yapmanız çok kaliteli olur o zaman. Eğer bir mümin yaptığı işi yaparken Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, Allah beni duyuyor, yerimi de biliyor, nefeslerimi de kontrol ediyor, sayısını da biliyor, ne diyeceğimi de biliyor, ne gizlediğimi de biliyor. Bu ihsan makamına ulaşmış bir mümin en azından o anda o o atmosfere, o iklime girmiş bir mümin olarak Allah böyle müminleri övüyor. Maiyetini bildiriyor. En büyük şeref. Ne mutlu bir kula ki Yüce Allah onunla beraberdir. Bunu Allah buyurunca anlamı başka oluyor. Yoksa biz zaten inanıyoruz ki Yüce Allah daima bizimle beraberdir. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Biz buna zaten inanıyoruz. Ama bu şuuru zinde tutmak, canlı tutmak müminin çok karınadır. Mümin bununla çok şey kazanır. Çünkü inansak ki Allah daima bizimle beraberdir ilmiyle, ihatasıyla o zaman gaflete düşmeyiz. O zaman kimsenin hakkını, hukukunu ihlal etmeyiz. Harama yönlenmeyiz. Harama gitmeyiz. Kimseye zulmetmeyiz, kimsenin kuyusunu kazmayız, kimsenin aleyhinde bulunmayız. Demek ki bütün hatalar aşağı yukarı nereden kaynaklanıyor? Gafletten. Bu şuuru yitirmekten, bu kontrolü kaybetmekten kaynaklanıyor. Nasıl ki bir şoför direksiyonun kontrolünü kaybettiği zaman kaza kaçınılmaz ise, bir mümin de bu murakabe şuurunu bu ihsan makamındaki iklimi kaybettiği zaman, yitirdiği zaman hata kaçınılmaz olur. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim için gayret edenler, ihlaslı iş yapanlar, ilmiyle amel edenler ve daima daima bugünü dünden, yarını bugünden daha ileri götürmek isteyenler her anlamda, biz onlara yollarımızı gösteririz buyuruyor Yüce Allah. Ve bakıyoruz hidayet. لَنَهْدِيَنَّهُمْ Onlara hidayet ederiz. Onları hidayet ederiz. O zaman hidayet o kadar kıymetli bir şey ki bedeli de kıymetlidir. Nedir bedeli? Mücahede. Gayret, gayret, gayret. Herkes kendi çapında. Mümin gayret edecek. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok Celle Celaluhu. Onu kaç kez söyledik. Hepinizin malumu. Yüce Allah kulları nasıl muhtaç olsun ki? Ya eyyühen nasu, entumul fukarâ ilallâhi vallâhu vel ganiyyül <laughs> hamid. Ey insanlar! Hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz. Allah ganidir, hamiddir. Hamdi de sever, kullarına da yaptıkları iyi işlerden dolayı hamd eder. O açıdan Yüce Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Ama hidayeti nereye bağladı? Mücahedeye. Gayret edecek mümin. Herkes kendi çapında. İhtiyacı yok Yüce Allah'ın ama bizden bir gayret bekliyor. Evet. O zaman ihdine bize hidayet ver diye talep etmemiz Yüce Allah'ın emridir. Ve bu hidayeti bulabilmek ve de hidayette kalabilmenin yolu ittibadır. Onu arz ettim. Çünkü ittiba çok şerefli bir mertebedir. Kime ittiba? Resulullah'a. Canlı Kur'an olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Canlı Kur'an. Kur'an ayetleri Cenab-ı Hakk'ın çok. Nedir bu ayetler? Kur'an ayetleri. Başka? Enfusi ayetler. Nefsimizde, bedenimizde olan Yüce Allah'ın varlığına delalet eden ayetler saymakla bitiremeyeceğimiz kadar dilimiz, kalbimiz, nefesimiz, beynimiz vesaire. Bir de afaki dünyada kainatta olan ayetler. Onlar da yüce Allah'ın varlığını delalet ediyor. Güneş, ay, yıldızlar, rüzgar, yağmur, kar, soğuk, sıcak vesaire. Güneşin doğuşu batışı gecenin gelişi, gündüzün gidişi ve tersi ve bütün bunlar ve milyonlarcası Yüce Allah'ın varlığına en büyük delildir. فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُنْكِرُهُ الْمُنْكِرُ اَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ ala أَنَّهُ وَاحِدٌ Hayret, şair öyle diyor, hayret. İnkar eden nasıl inkar ediyor? Kabul etmeyen nasıl kabul etmiyor? Allah'ın her şeyde ayeti var ki onun tek olduğunu gösteriyor. İsimlerinde, fiillerinde, zatında her manada yüce Allah tektir. Kulhu Allahu ehad. Allah tektir. Ama hidayet öyle bir şeydir ki yüce Allah kime verdiyse o bunu anlıyor. Ama hidayet kime nasip olmadıysa bunu pek anlamıyor. Ya çok uzağında ya bir miktar uzağındadır. Alimler hidayetin şerefiyle ilgili, ittibanın şerefiyle ilgili şey söylüyorlar. Diyorlar ki bir oda düşünün, bütün güzellikler, hayırlar, faziletli işleri odanın içindedir. O odanın bir kapısı var, çetin bir kapısı. Aynı şekilde çetin, sağan bir kilidi var. O kilidin açılması için anahtar lazım. Nedir o anahtar? İttiba, ittiba, ittiba. Resulullah'a uymak. Mümkün olduğu kadar. Biz beşeriz. Her şeyi yapamayız elbette. Zayıfız. Ama insan o telaş içinde, o aşk ve o çaba içinde olursa, Yüce Allah ona bunu mümkün kılar. Azimli olursa, sabit kadem olursa, ciddi olursa Allahu Teala Hazretleri onu arzusuna kavuşturur. Şairin dediği gibi el ciddu yudni kulla amrin şasi'in vel ciddu yeftahu kulla babin Ciddiyet ve azim her kapalı kapıyı açar, her uzağa yakın eder. Eğer bir mümin ahiret yolcusu Ahiret yolcusu olan mümin, Acaba ben Allah'ın met ettiği, adres gösterdiği, bize rehber kıldığı canlı Kur'an olan Resul Ekrem Efendimize ne kadar uyabilirim? Telaşında, çabasında olursa yüce Allah onu muvaffak eder. Demek ki ittiba bir odada büyük ve açılmaz bir kapısı yine çok güçlü kuvvetli bir kilidi var anahtarı nedir? İttiba, peygambere uymak sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir odada bütün yanlışlar ve sıkıntılar var. Onun da çetin bir kapısı, çetin bir kilidi var. Anahtarı nedir? İptida. Nedir o? Bit'at, yollara sapmak. Yanlış yollara girmek. Ehli bit'atı takip etmek. Dinde olmayana gitmek. وَكُلُّ خَيْرٍ fi itiba'ı men selef ve kul şerrin fi ibtida'i men halef alimler akaid akaid bölümlerini inanılması gereken kaideleri şiirleştirmişler bu okuduğum da bir akaid şiiridir ne diyor bütün hayır selefi takip etmekte mevcuttur selef kim bizden önceki bütün büyüklerimize alimlere selef diyebileceğimiz gibi aslında ilk üç asır asıl selef olandır. Ashab-ı kiram onları takip eden tabiun, onları takip eden tebe-i tabi tabi'in bu üç nesil, altın nesil diyeceksek bunları deriz. Peygamberi gören gözler aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram, onlardan sonra gelen tabiun, o ashabı gören gözler ondan sonra gelen tebe-i tabi'in bu tabi'ileri gören gözler. Bunları takip etmektedir bütün hayır. Allah'ın kabul edeceği inşallah amel onların peşinden gittiğimizde yaptığımız ameldir. Çünkü onları Resulullah da övmüştür. İnsanların en hayırlısı benim zamanımda olanlardır. Ondan sonra ondan sonra gelenler ondan sonra ondan sonra gelenler buyurmakla bu üç asrı ve üç asırda yaşayan kutlu, bahtiyar insanları met etmiştir. Resulullah boşuna konuşmaz Aleyhissalatu vesselam. İş olsun diye kimseyi övmez, iş olsun diye kimseyi yermez. Onun ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı dediğimizde, Hazreti Ayşe'nin sözü ne anlama geliyor bu? Yani Kur'an-ı Kerim yürü diyorsa yürüyor, dur diyorsa duruyor. Kur'an-ı Kerim'in bak dediği pencereden bakıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın emrettiği pencereden bakıyordu. Eğer bir mümin ben de peygambere tabi oluyorum, olacağım iddiasındaysa yol belli, pencere belli hangi yolda gideceği, hangi pencereden bakacağı bellidir. İttiba işte ihdinas sıratı müstakim ya Rabbi sırat-ı müstakimi bize nasip eyle. Ne neyle ittiba ederek peygambere ve kitabına, senin kitabına ittiba ederek peygamberin izini takip ederek bu yolu bize nasip eyle. Değerli kardeşlerim hidayet çok aziz çok kıymetli çok faik ve üstün bir husustur. Ne demek hidayet? Allahu Teala Hazretleri kimi sevdiyse kişinin de kendi ihtiyarı mahfuz kalmak şartıyla ona hidayeti lütfetmiştir. Ve hidayet birkaç çeşittir. Bir defa Cenab-ı Hak her şeye bir çeşit hidayet verdi. Her şeye şu bedenin organlarına da hidayet verdi. Ne demek? Göz vazifesini biliyor. Kulak vazifesini biliyor. El ve ayak vazifelerini biliyorlar. Kalbin vazifesi ayrı. Dahlimiz var veya yok. Kalp ne yapacağını daha iyi biliyor. Biz uyusak da, uyanık da olsak, kalp görevini yapıyor. Şu alıp verdiğimiz nefesler görevlerini yapıyor. Allah onlara öyle bir hidayet verdi. Ve böyle. Bu hidayet herkese. Hatta insan dışındaki canlılara da Allah hidayet verdi. Bugün öyle hayvanları görüyoruz. Yavrusu bir çukura düştüğü zaman o hayvan sürüsü mesela fil birbirini çağırıyorlar ve onu o çukurdan çıkarmak için ne kadar gayret sarf ediyorlar. Hepimiz görmüşüzdür. Bu hidayeti kim verdi onlara? Çok affedersiniz bir merkep. Üzerinde yük varken bir yerden sıkıştı, geçerken zorlandı. Bir de oradan zor geçer. Üzerinde yük olmasa da zor geçer. Bu ne? Bu Allah'ın verdiği ilham ve bir çeşit hidayet. Maalesef insanoğlu bir yerde çok zarar gördüğü halde tekrar zorluyor ve oraya bir daha giriyor ve o işi bir daha yapıyor. Halbuki az önce bahsettiğim bu Canlı işimizi gören bir merkep bir yerde zorlandığı zaman üzerinde yükü var veya semeri var. Ondan sonra çıplak sırtla bile oradan geçmiyor, geçiremiyorsunuz. Niye? Zarar gördü oradan. Bu da bir çeşit hidayettir. Ayrıca yüce Allah herkese hidayet verdi. Ne demek o? O <laughs> hadiyenin biz ona yol gösterdik? İki yol gösterdik. İster doğru yolu takip eder, ister eğri yolu. Yüce Allah böyle de bir imkan verdi. cüz irade lütfetmek suretiyle. Bu da hidayettir. İsteyen doğru yolu seçer, hidayet yolunu, isteyen eğri yolu ve dalalet yolunu seçer. Bu da bir çeşit hidayettir. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Birincisi, her şeyi yarattı, ona hidayet verdi. Ayetinin meali karşımıza çıkıyor. İkincisi, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدِ Biz ona iki yol verdik. Üçüncü hidayet, değerli kardeşlerim, Yüce Allah, kendi ihtiyarını o yönde kullanan ve Yüce Allah'ın da yardımcı olduğu müminlerdir ki, onlara başka bir hidayet verdi. Hedefe ulaşan, dünya ve ahireti mamur eden, bayındır hale getiren hidayet. Mesela Allah bize hidayet nasip etti elhamdülillah. Avukat tutmadık, kimseyi zorlamadık, hiçbir şey yapmadık. Bir de baktık ki yüce Allah bize hidayet verdi. İkinci hidayet ulaştırmayan sadece hedef gösteren hidayettir. Ama üçüncü hidayet hedefe kadar ulaştıran hidayettir. Bir misal verecek olursak ikinciyle ile üçüncüye. Mesela Konya'ya gelen bir yabancı dese ki terminalda terminalda otobüs garajında otobüsten indi veya yüksek hızlı tren garında indi. Bir Konyalı kardeşimize soruyor. Mevlana Hazretleri'nin türbesine nereden gidilir? ona yol tarif eder. Şöyle gideceksin, böyle gideceksin. Efendim şöyle bir levha gelecek. Bu bir hidayettir. Yol gösteriyor ona. Doğrudur. Güzel. Bir başka gün başka biri başka birine soruyor veya aynı kişiye. Mevlana Hazretleri'nin türbesine nereden giderim? Tarif ediyor yolu. Adam diyor ki Allah razı olsun. Ne iyi insansınız. Çok teşekkür ediyorum falan. Bu Konya'lı kardeşimiz onun bu teşekkürüne, bu kadir şinaslığına bakarak diyor ki bir dakika diyor. Ya o misafirin arabası var veya Konya'lı e, kardeşimizin arabası var. Bir arabaya biniyor. Hazreti Mevlana'nın türbesine kadar getiriyor. Hatta biletini alıyor, içeri giriyor. Beraber ziyaret ediyorlar, Fatiha okuyorlar, şeyler. İşte bu da hidayettir ama hedefe götüren hidayettir bu. İşte Yüce Allah'ın müminlere verdiği hidayet budur. Ama bütün müminler aynı hidayet üzerinde kalabiliyorlar mı? O ayrı bir konu. Maalesef. Keşke öyle olsa. Ama hidayeti elinin tersiyle iten, bunu çok kıymetli bir şey değilmiş gibi addeden ve hidayetten sapmalar olabiliyor maalesef. Ama bu hidayeti canı gibi bilen, ruhu gibi bilen, gözü gibi bilen dünya ve ahirette kurtuluşuna vesile bilen müminler bu hidayetten ayrılmazlar tabii. Onun için günde kaç kere? On defa, 20 defa, 50 defa. Ramazanlarda teravih'i düşünün. Belki çok çok daha fazla. Ne diyoruz? İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bize müstakim olan yolu nasibeyle ettiğin bu yoldan bizi e, ayırma, ayrılmaya müsaade etme demektir. Dördüncü bir hidayet çeşidi var. Kıyamet olacak şüphesiz. Haşir, neşir, hesap, mizan, kitap, ameller, sırat, cennet ve cehennem. Mü müminler Allah'ın lütfettiği, rahmetiyle kuşattığı müminler cennete doğru gidecekler ve cennetteki makamlarına da dünyadaki evlerini tanıdığından daha güzel tanıyarak gidecekler. Onlara tanıttığı bir cenneti lütfetti diyor Cenab-ı Hak. Arrafa <laughs> halehum. Hatta alimler diyorlar ki siz cuma namazından çıkınca evinizi şaşırıyor musunuz? Hayır inanın cennetteki köşklerinize, hürilere, bahçenize, Allah'ın lütfettiği yerlere öyle gideceksiniz. Kimse yolu şaşırmaz. O hidayet. E cehennemdekiler de cehennemdeki yerlerine gidecekler tabii. Bir de böyle bir hidayet. O zaman bu yani yol gösterme hidayeti. Bizim için tabii ayetlerin bahsettiği her şey başımızın tacı. Ama en çok ısrarla kavuşmak istediğimiz, kavuştuktan sonra da bırakmak istemediğimiz hidayet nedir? Üçüncü hidayet. Yüce Allah bizi hedefe götürüyor. Sırat-ı müstakimi takip edenlerin son durağı cennettir Allah'ın izniyle. İşte azizdir, kıymetlidir, nadidedir. Onun için biz her gün ihdinas sıratal müstakim. Allah'ım bu yolu bize nasip eyle diyoruz. Nasip ettiğin bu yoldan bizi ayırma. Peki nedir bu yol? Tamam hidayeti anladık. Yol gösteren hidayet, ulaştıran hidayet, hedefe ulaştıran hidayet. Ayrıca bütün eşyaya yani aşağı yukarı canlılara e, lütfedilen hidayet. Hatta cansızlar da Allah'a tesbih ediyor bir çeşit. Onların da bir çeşit hidayeti var. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَوْنَ تَسْبِحَهُمْ Hiçbir şey yok ki kendine göre Allah'ı tesbih etmiş olmasın ama siz bilemezsiniz. Bu yönüyle her şeye, sadece canlılara değil, her şeye Yüce Allah bir çeşit hidayet verdi. İkinciyi de anlattım, üçüncüyü de anlattım ki en çok istediğimiz bu üçüncüsüdür. Allah bizi onlardan, o üçüncü hidayetten ayırmasın. Dördüncüsü zaten Yüce Allah lütfuyla, rahmetiyle, merhametiyle Mü'minlere cennetteki makam ve mevkilerin hangi cennette, hangi köşk, hangi hüriler, hangi şu, hangi bu, aynen gidecekler. Hiç kimse şaşırmaz. Kimseye sormaya gerek yok. Melekler cennette mü'minlerin hizmetinde olacak belki bir çeşit. İzin alarak o mü'minin köşkünü ziyaret edip ona selam verecekler. Belki Yüce Allah'ın selamını getirecekler. Belki kendileri selam verecekler. Çok kıymetlidir mümin cennette. Yeter ki Yüce Allah'ın nutkuyla cennete girebilsin. Tabi cennet nimetleri için istenirse bu ayıp değildir. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattığı nimetlerle donattı, yok yoklarla donattı. Elbette bir mümin cennetteki nimetlere göz diker. Bundan tabii ne var? Allah'ın lütfu ve ikramıdır. Ama üst perdeden bu meseleyi ele alan şairler güzel bir şey söylemişler. Ne demişler? Demişler ki لَيْسَ قَصْدِ مِنَ الْجِنَانِ نَعِيمُهَا غَيْرَ اَنِّ اُرِيدُهَا لِعَرَاكَ Allah'ım benim cennetlerden maksadım sadece yemek içmek nimeti değil. Ya seni orada görebilmek için cenneti istiyorum. Çünkü Resulullah da buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden cennete giremezsiniz. Cennete girmeden Rabbinizi göremezsiniz. En büyük devlet, en büyük nimet yüce Allah'ın mübarek cemalini e, seyretmektir. Az önce arz ettiğim cennete, cenneti tanıma, cennetteki makam ve mevkilerimizi Allah nasip ederse tanıma ve yudkhiluhumul cennete arrafaha lehum yüce Allah müminleri cennete sokar ki cenneti onlara tanıtmıştır. Muhammed suresi ayet 6. Yani bir mümin ya ben tamam cennete girdim de veya gireceğim de köşkümü nereden bileceğim? Makam mevkimi nereden bileceğim? Yok öyle şey. Aha ayet öyle bir cennete sokar ki Cenab-ı Hak seni Adres belli. Git doğru köşküne git. Ya Allah yol gösterecek de ahirette insan şaşıracak. Mümkün değil. Dünyada sen şaşırmamışsın değerli kardeşim. Yüce Allah'ın hidayetinden ayrılmamışsın, ittiba etmişsin Kur'an'a ve sünnete. Gerekeni yapmışsın, gayret etmişsin, mücadele etmişsin her manada. Allah dünyada da o mümine yol gösterir. Ahirette haydi haydi gösterir. Çünkü orada Herkes yüce Allah'ın o çektiği sonsuz, bitmez ve tükenmez ve azalmaz sofraya istediği kadar yer, içer. Ne eksilme var, ne bir şey var. Nedir bu sırat-ı Bu sırat-ı nedir ki biz onu istiyoruz çok. Günde yüzlerce kez veya ömür boyu milyonlarca. Evet, bu sırat-ı Allah'ın kitabının ve Resulullah'ın yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sırat-ı müstakime bir misal veriyor. Diyor ki, bir yol var, yolun sağında ve solunda surlar var, surlarda kapılar var, kapılarda inmiş perdeler var. Surun üzerinde biri çağırıyor, üstünden de biri var. İnsan o yola giriyor sağda solda, surlar, kapılar, perdeler var. Nedir o sırat? Allah'ın yolu. Surlar nedir? Allah'ın kırmızı çizgileri. Gelin diyen kim? Allah'ın kitabı çağırıyor bizi. Sırat-ı müstakime. Üste bir münadi var. O ne? Herkesin insanın kalbinde yüce Allah'ın yarattığı vaiz kalbimizde de bir vaiz var. Kalbimizde de bize yön veren bir şey var. Hani Hazreti Peygamber diyor ya Aleyhissalatu vesselam istefti kalbaka ve in aftaka'l muftuna ve aftauke ve in aftaka'n nas ve Kardeşim kalbine danış, kalbine. Sağlam bir kalp bozulmamış bozulmamış, matbu olmamış, mühürlenmemiş bir kalp az çok sahibine yön verir, vaz eder, uyarır, ikaz eder. Şimdi bir kişi o sırata girdi o yola. Sağda solda perdeler var, kapılar var. Açmak istediği zaman hemen başındaki ve yukarıdaki diyor ki açma o perdeyi, girme oraya, cehenneme gidersin bak. İşte doğru yol, müstakim yol böyle bir şeydir. Mümin düzgün yürürken Kur'an ve sünneti rehber edinerek sağa sola dönmemeli, tabir caizse. İltifat etmemeli. Haramlara yanaşmamalı. Farzları terk etmemeli. Ve buna benzer. Şimdi Değerli kardeşlerim takdir edersiniz ki böyle bir yolda yürüyenin de arkadaşlara ihtiyacı var. Tamam. Müstakim yolda yürüyeceğiz ama kiminle? Kiminle? İşte ihdine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yolu Allah'ım. İşte onlar da ayetin sonunda buyuruluyor zaten ve hasen ulaiha Bu mübarek ayeti tefsir eden bir ayetin sonunda yüce Allah buyuruyor ki ne güzel dosttur ne güzel yoldaştır onlar. Peki kim bunlar? Mesela Kur'an-ı Kerim belki ilk derslerde de arz ettiğim gibi önce kendi kendini tefsir ediyor. İhdinas sıratal mustakim. Bize doğru yolu ver. Hangi yol bu? Sırat'ı lzîna en'amte aleyhim kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Peki bunlar kim? İşte bunlar İsra suresi, süresinde Nisa suresinde bir ayeti kerimede yüce Allah buyuruyor ki: Kim Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse o yüce Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bakın Kimmiş bu kendilerine nimet verilen peygamberler? Onlarla beraber olmak istiyoruz. Sıddıklar, özü sözü bir olanlar. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Şehitler, ruhunu Allah için veren, mukaddesat için veren o ali cenab insanlarla beraber olmak istiyoruz ve salihlerle beraber olmak istiyoruz. Demek ki biz çok pahalı bir şey istiyoruz doğrusu. Bu mümtaz taife ile bu bahtiyar insanlarla beraber olmak istiyorsak bunun bedeli de takdir edersiniz ki bir miktar pahalı olabilir. Yani nefse zor gelebilir. Ama nefse zor gelen şeyler güzeldir çünkü cennet cennet neyle kuşatıldı? Nefse zor gelen şeylerle kuşatıldı. Mümin o zor gelen şeyleri yapacak. Yani o, o, zorluklara girecek. O zorluk bir farz olabilir. Çok sıcak bir günde bir oruç olabilir. Çok sıcak bir günde bir cenazeye katılma olabilir. Çok soğuk bir günde abdest ve namaz olabilir. Cihad olabilir. Bütün bunlar nefse zor. Bunları yapacak ki cennete girebilsin. Ve cehennem şehvetlerle kuşatılmış. Yani cehenneme girmek çok kolay. Allah korusun. Çünkü nefis şehveti tercih eder genelde Allah korusun. Ama Yüce Allah bir kuluna hidayeti ittibaı nasip ettiyse o şehvetlerden, haram olan şehvetlerden uzak olur. Demek ki bu yolda arkadaş lazım. Arkadaş çok önemli. Sağlam bir akıl, iyi bir arkadaş. Kimmiş onlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler gibi. Mümtaz zümrelerle beraber olmak ne büyük bir bahtiyarlıktır ki biz onlarla beraber olmayı istiyoruz günde birkaç kez Allah'a bunu arz ediyoruz. <laughs> <Sessizlik> Sıratellezine en'amte aleyhim Ya Rabbi kendilerine nimet verdin veya bu ayet başta olmak üzere Yüce Allah ariflere de nimet vermiştir. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Alimlere nimet verdi. Mesela alimler diyorlar ki hiç kimse Allah'ın kendi hakkında ne takdir buyurduğunu belki bilemez. Alimler hariç. Niye? Çünkü alimler için Resulullah buyuruyor ki meyyuridillahu bi hayrin yufakihu fi'd din. Kim yüce Allah birisinin hayrını istediyse onu dinde fakih kılar. O halde her manasıyla dinde fakih, dinde alim yüce Allah onun hidayetini ona lütfetmeyi diledi ki onu alim yaptı. Biz onlarla beraber olmak istiyoruz hakkıyla tasavvufu yaşayan, hakkıyla mümin olanlarla beraber olmak istiyoruz. Dolayısıyla bunlarla beraber olmak dünyada da bir bahtiyarlıktır, ahirette de. Bu arada bunlarla beraber olurken, kimlerle beraber olmamamız gerektiğini de Yüce Allah bize bildiriyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ aleyhim <laughs> وَلَا الدَّالِّينَ Allah'ın gazap ettiği, kızdığı, ve dalalete düşenler değil Allah'ım. Onlarla beraber olmak istemiyoruz. Onların yolunu istemiyoruz. Müfessirler bu iki taife hakkında konuşurken derler ki, yani Allah'ın gazabını celbeden ne varsa, kim onu yaptıysa veya Allah'ın gazap ettiği veya dalalete düşen. Tabi Belki bütün müfessirler bu konuya değiniyor, Yahudi ve Hristiyanlar. Allah'ın gazap ettiği Yahudiler, dalalete düşen Yah Hristiyanlar. Çünkü Yahudiler bildiler, yapmadılar, Hristiyanlar bilmeden cehalete daldılar. Ama mü'min öyle değil. Hem bilir, hem gereğini yapar. tabii Yahudilerin yaptıklarını burada anlatacak değiliz, nasip olur da ileride, ayet-i kerimeler, ilgili ayet-i kerimelerden bahsederken elbette Yahudilerden, Hristiyanlardan detaylı bir şekilde bahsedilebilir. Ama bütün dünya biliyor ki Yahudi ve Hristiyanlar kendi çizgilerini takip edemediler, uymadılar, değiştirdiler. Kitapları da değiştirdi, değiştirildi, söylemleri de değişti. Müslümanlara karşı olan davranışları da değişti ve tarih boyunca kendi peygamberlerine de inanmadıklarını sergilemiş oldular. Günümüzde de böyle. İnen bir İncil şimdi var, dört İncil veya daha fazla. İnen bir Tevrat ama muharref. Tevrat'ın ve İncil'in değiştirildiğini ne kadar değiştirildiyse, bize Kur'an haber verir. Kur'an haber vermese biz bunu kendimizden söylemezdik. Söyleyemeyiz. Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Adını bildiğimiz, bilmediğimiz. Kur'an'da ismi geçen, geçmeyen Hz. Adem'den peygamberimize kadar <laughs> ikisi dahil aralarında bütün peygamberler başımızın tacı. imanın rüknüdür. Ama bir Yahudi için bu böyle değildir. Bir Hristiyan için böyle değildir. Biz inen bütün kitaplara ve sayfelere iman ediyoruz. İndiği şekliyle, muharref şekliyle iman etmek zorunda değiliz. Ama bir Yahudi veya bir Hristiyan maalesef Kur'an hakkında bunu diyemiyor. İçi boşaltıldı Yahudiliğin ve Hristiyanlığın özellikle. Yahudiliğin içi boşaltıldı, inmeyen yani İnen Tevrat'la amel etmeyen bir Yahudilik var. İnen İncil'le amel etmeyen bir Hristiyanlık var. İçi boşaltıldı. Yüce Allah bize onlardan uzak olmamızı emrediyor. Gayril bir aleyhim ve Sakın Allah'ın gazap ettiği, daralete düşenler değil, onların yolunu istemeyin. Kimin yolunu isteyelim Allah'ım? Peygamberlerin, sıddıkların, sadıkların, şehitlerin, salihlerin, salihlerin, Öbür tefsirde geçtiği gibi âriflerin, alimlerin, salihlerin, tasavvufların Kur'an ve sünneti hayat edinen, tustur edinen. Evet. Bu arada amin kelimesi var. isim fiil. Hani Fatiha'yı okuyan amin diyor. Bu Fatiha'dan değildir. Ne demektir peki bu? Tek başımıza namaz kıldığımızda veya cemaatle namaz kıldığımızda amin diyoruz. Yani Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Fatiha çünkü Fatiha'da neler var neler. Fatiha zımnında senden istediklerimizi Allah'ım bize lütfeyle diye akabinde amin diyoruz. Sünnettir. Tek başımıza namaz kılsak da amin deriz. İmamın arkasında namaz kıldığımızda o da amin diyor. Biz de onun peşinden amin deriz. Bazı mezheplere göre biraz sesli oluyor. Bazılarına göre biraz sessiz oluyor. İkisine de saygımız var. Ama önemli olan Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kim amin derse melekler de amin diyor çünkü. Melekler de insanoğlunun okuduğu Fatiha ya amin diyorlar. Sizin amin demenizle onların amin demesi tam çakıştığı zaman Yüce Allah günahlarınızı affeder, dualarınızı kabul eder buyuruyor. Hangi melekler amin diyor? En azından bizimle görevli melekler. Namaz kılarken özellikle ikindi ve sabah namazında var diye çalışan tabir caizse melekler bunu der. Belki gökteki melekler de der. Hangi melek diyorsa onu Allah daha iyi bilir. Biz amin dediğimizde onlar da amin diyor. Tam bir araya gelince o zaman Resulullah'ın müjdesi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki günahlarınızı Allah affeder, duanızı kabul eder. Hani imam Semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd der cemaat. Bu da meleklerle beraber tam böyle bir mutabakat sağlandığı zaman günahlar affolur. Hangi günahlar onu Allah bilir. Ve ve yüce Allah e, o duayı kabul eder. Değerli kardeşlerim, birkaç dersten beri başladığımız eee Kur'an-ı Kerim hakkında bir bilgi, kısa bir bilgi daha sonra Fatiha-i Şerife diye bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in en büyük, en faziletli mübarek süresini burada bitirmiş oluyoruz. Nasip olursa ilerideki derslerimizde en uzun, yine en bereketli, getirisi bol, sihri, şeytanı uzaklaştıran müminin evinden, kalbinden Bakara Suresi'ne inşallah başlayacağız. Cenab-ı Hak وخنشتق لرمزه يبتق أقول <سؤال> قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لله تعالى الفاتحة